Merhabalar. CoaKids World projesinin değerli ortakları. Bugün sizlere bir multimedya aracından bahsedeceğim. Projemizin ilk tanışma webcam aracı olacak. Bu webcam aracında hem öğretmenler hem de öğrenciler kendilerini tanıtacaklar. Görsel, yazılı veya ses kaydıyla tanıtım yapabilecekler. Programımızın ismi, webcam aracımızın ismi VoiceTrade. Belki daha öncesinde kullanmış olanlar vardır ya da daha önceki projelerimizde kullanmışızdır. O yüzden aslında arayüzü basit bir webcam aracı, multimedya aracı ve aslında çok farklı alanlarda, çok farklı seçeneklerde de kullanabileceğiniz bir araç. Biz tanışma etkinliği olarak kullanacağız. Hemen bir Google arama çubuğu açıp buraya VoiceTrade şeklinde yazıp, yani VoiceTrade şeklinde, VoiceTrade şeklinde yazıp arama yapıyorum ve ilk gelen voicetrade.com. Buraya giriyorum. Girdiğim zaman ilk ana sayfa beni bu şekilde karşılıyor. Oturum aç ve kayıt ol kısımları var. Daha öncesinden bir üyeliğiniz varsa oturum aç diyerek direkt giriş yapabilirsiniz. Eğer ilk kez bu webcam aracını kullanacaksanız o zaman kayıt ol kısmından giriş yapıyorsunuz. Kayıt ol diyorsunuz ve buraya isim, soy isim, e-posta, e-postanızı tekrar onaylıyorsunuz ve buraya bir şifre yazıyorsunuz. Tekrar şifre onayı yapıyorsunuz. Sonra ben robot değilim diyorsunuz. Yani oraya tıklıyorsunuz ve kayıt ola tıklıyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman size şöyle keyifli okul atölyem projesine bir aktivasyon kodu gönderdik diyecek. Sonra açacaksınız Gmail adresinizi, yani kayıt yaptığınız Gmail adresinizi açacaksınız. Orada size gelen aktivasyon kodunu, linkini tıklayarak hesabınızı aktifleştirmiş olacaksınız. Bu kadar basit. Bu şekilde sonra da giriş yapacaksınız. Geldim buraya, aktif edildi. Hemen oturum aç diyorum artık. Oturum aça tıklıyorum ve az önce kayıt yaparken kullandığım mail adresim ve parolamla oturum açıp VoiceTrade'in arayüzüne giriş yapacağım. Evet, bizi gene böyle bir arayüz karşılayacak. Şu anda hiçbir şekilde bir VoiceTrade yapılmamış. Yok. Yani bunu biz kendimiz oluşturacağız. Hemen şöyle sayfayı tanıtalım. Burada ana sayfa diyor. Zaten şu an oradayız. Şurada araştır kısmı var. Araştır kısmında isterseniz daha önce sizden önce kamuya açık yapılmış VoiceTrade'leri görüp oralara katılıp yorum yazabilirsiniz veya video kaydı gönderebilirsiniz. Ya da tamamen kendinize has bir tane VoiceTrade oluşturabilirsiniz ki biz bunu yapacağız. Her proje ortağımız kendi VoiceTrade'ini oluşturacak. Yani tanışma etkinliğini oluşturacak. Biz daha önceki projelerimizde bir tane VoiceTrade oluşturmuştuk. Onun linkini bütün ortaklarla paylaşmıştık. Ve bütün ortaklar o linki alıp kullanıp tıklayıp girip oraya yüklemelerini yapmışlardı. Ama bu kez öyle yapmayacağız. Bu kez herkes kendi VoiceTrade'ini oluştursun. Hem de bu programı kullanmasını öğrenmiş olacak. Daha yararlı olacak. Şimdi hemen üst taraftaki kalem oluşturmak yazıyor. Yani oluştur yeni bir tane. Tıklıyorum oraya. Tıkladığım zaman VoiceTrade'imde kullanacağım materyalin ne olduğunu seçmemi istiyor. Mesela buraya bir medya ekle diyor. Onun üzerine VoiceTrade'lerini oluştur diyor. Onun üzerine kayıtlarını, ses kayıtlarını, görüntü kayıtlarını veya yazı kayıtlarını onun üzerine yap diyor. Biz bir Türkiye haritası kullanacağız. O yüzden öncesinde bilgisayarlarınıza bir tane Türkiye haritası indirin. Galeri bölümüne bilgisayarlarınızın orada olsun. Bir de bunu masa üzerinde kullanın arkadaşlar. Zannedersem mobil uygulaması da var ama biraz daha karışık gelebilir size. O yüzden masa üzerlerinde bunu kullanın. Sonra ne yapıyorum? Hemen buradan medya ekle kısmına tıklıyorum. Medya ekle kısmına tıkladığım zaman benim bilgisayarım, yani sizin bilgisayarına indirdiğiniz işte bir materyal. Medya kaynakları kendi VoiceTrade'in kendi içerisindeki medya kaynaklarından kullanabilirsiniz. Bir ses kaydı kullanabilirsiniz. Bir web kamerasından fotoğraf alabilirsiniz. Onun üzerine eklentileri yapabilirsiniz. Bir web kamerasından video alıp o video üzerine eklentileri yapabilirsiniz. Ya da farklı bir siteden bir URL ile işte bir resim, bir video alabilirsiniz. Onun eklemesini yapıp onun üzerine daha sonra diğer eklemelerinizi yapabilirsiniz.
Biz burada benim bilgisayarımı seçip oradan hemen Türkiye haritamızı alacağız. Türkiye haritamızı aldıktan sonra artık benim buraya bir tanışma başlığı yazmam lazım. Yani voice eğitimin başlığı olması lazım. Ben kendi okulumu yazacağım. Şöyle diyeceğim ki Erzurum Yakutiye Edip Somunoğlu İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin kendini tanıtmaları dedim. Ya başlığımı böyle koydum. Buraya açıklama kısmına isterseniz yazabilirsiniz. İşte öğrenciler bu sayfa üzerinde kendini tanıtacaklar. Şuraya etiketler kısmına isterseniz eğer kamuya açık yapacaksanız, publish yapacaksanız, istediğiniz böyle belirgin taglar ekleyebilirsiniz. Yani arandığında kolay bulunup direkt sizin voice teyitlerinize ulaşılan taglar ekleyebilirsiniz. Ama biz bunu özel yapacağımız için, sadece linkle yapacağımız için, yani linki sadece kendimiz bileceğimiz için o yüzden ben buraya çok tag eklemeyeceğim. Sonra şöyle kayıt et diyeceğim ve birinci aşamayı bitirmiş olacağım. Şu anda aslında Voice eğitimin materyalini yükledim. Artık bu materyal üzerinde çalışacağım. Nasıl yapacağım? İkinci aşamamız şu. Yüklediğim materyali seçeceğim. Ama eğer bu materyali beğenmedim, mesela sonradan hoşuma gitmedi veya işte yazdığım başlığı değiştirmek istiyorum, açıklamayı değiştirmek istiyorum. Şurada altında kalemde düzenle var. Düzenle kalemi var. Oraya tıklayıp tekrardan bu materyali açıp, Türkiye haritasını açıp üzerinde düzenlemeler yapabilirim. Ya da bu resmi ben kaldırmak istiyorum. Hoşuma gitmedi. Bunu silmek istiyorum. Şuradaki çöp kovasına tıklayarak bu resmi tekrar çöp kovasına gönderebilirsiniz. Şimdi bunun üzerine nasıl artık eklemelerimizi yapacağız onu gösterelim. Öncelikle resmi seçiyorum. Seçtikten sonra yorum yap. Bakın yukarıda yorum yap. Yorum yap kısmına tıklıyorum ve haritam açıldı. Materyalim açıldı. Artık bu materyalim üzerine eklemeler yapabilirim. Neler ekleyebilirim? Hemen alt tarafta bakın görünüyor mouse'umu getirdiğim zaman. Yazı ekleyebiliyorum. Telefon görüşmesi ekleyebiliyorum. Bir mikrofondan ses kaydı ekleyebiliyorum. Yani sesli bir yorum ekleyebiliyorum. Sonra bir video ekleyebiliyorum. Yani webcam'den bilgisayarınıza bağlı bir webcam veya laptopunuzun web kamerasıyla bir video ekleyebiliyorum. Ya da şuradaki ok işaretinden bilgisayarıma indirdiğim herhangi bir ses, video kaydını da resmi de buraya ekleyebiliyorum. Şimdi sizin yapacağınız burada öğrencilerden nasıl, yani ne yapacağız? Öğrenciler nasıl kaydedeceksiniz? Normalde bunu, yani bu linki öğrencilere göndermeniz ve öğrencilerin kendi eklemelerini kendilerinin yapmaları lazım. Ama küçük yaş grubumuz olduğu için bunları da çocuklar zorlanıp yapamayacağı için eğer yapabilenler varsa gönderin kendisi yapsın ama hani yapamayacaklar için siz öğrencilerden birer tane video isteyeceksiniz. Kendilerini tanıtan kısa. İşte annesi babası telefonu alacak, çocuğu videoya çekecek. İşte ben atıyorum Tamer Pehlivan, Erzurum Edip Somunoğlu İlkokulu'nda 4A sınıfında okuyorum. Projedeki tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel bir proje olacak gibi böyle duygu temennilerinde içeren bir video kendisi gönderecek buradan. Ve o videoları siz öncelikle bilgisayarlarınıza bir taşıyacaksınız. Yani bilgisayarlarınızda duracak. Daha sonra buradan kullanacağız. Ya da yazıyla. Şöyle başlayalım sırayla. Telefonu kullanmayacağım sadece. Şu ABC yazan yere tıkladığım zaman bakın hemen bir not formu, not kağıdı açılıyor. Buraya işte yazıyorum. Ben Tamer Pehlivan Erzurum Edip Somunoğlu İlkokulu'nda 4A sınıfında okuyorum. Projedeki diğer arkadaşlarımla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum dedim.
ve şuradan kayıt dedim. Kayıt dedikten sonra bakın sol tarafta TP adıyla geldi. Yani TP ne demek? Tamer Pehlivan adım ve soyadımın baş harfleri. Şimdi sizin VoiceThread'inize giren birisi sırayla bu mouse'u buraya getirip baktığı zaman bakın ne oldu? Hemen ben Tamer Pehlivan Erzurum Edip Somunokulu'nda. Bak çocuğu hemen tanıdı. Burada çocuğu yazısıyla tanıdı. Ya da tabii biz dediğim gibi arkadaşlar biz burada daha çok video kullanacağız. Çünkü çocukları görüntülü olarak görmek istiyoruz. Yani öğretmenin burada her çocuk için bir yaz oluşturmasını istemiyoruz. Kendisini yazmasını istemiyoruz. Çocuklar videolar çekecek. Siz videoları buraya yükleyeceksiniz. Bu kadar basit. Ya da dediğim gibi hemen alttan yorum yap kısmına yine geliyorum. Bakın artı işareti. Az öncekiler gitti. Çünkü üzerine artı üzerine tıkladığın zaman yayılacak, saçılacak. Bakın saçıldı. Şimdi buradan bir ses kaydı alabilirim. Şuradan ses kaydı. Mesela recording. Eğer bilgisayarınıza bağlı bir mikrofon varsa veya laptopunuzun mikrofonunu kullanarak buradan bir ses kaydı alabilirsiniz. Hemen başlıyorum. 4, 3, 2, 1 diye devam ediyor. Kayda başla. Merhabalar, ben Tamer Pehlivan, Erzurum, Yakutiye ilçesi Edip Somunoluk Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Keyifli Okul Atölyem projelerinin kurucusuyum. Bu projede görev alacak tüm ortaklarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Onlarla çalışmak için sabırsızlanıyorum ve çok heyecanlıyım. Dedikten sonra alttaki stop recording'e basıyorum ve yükleniyor. Ses kaydım yükleniyor. Şimdi Kayda başla. Merhabalar, ben Tamer Pehlivan, Erzurum, Yakutiye ilçesi Edip Somunoluk Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Keyifli Okul Atölyem projelerinin kurucusuyum. Bu projede görev alacak tüm ortaklarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Onlarla çalışmak için sabırsızlanıyorum ve çok heyecanlıyım. Dedikten sonra alttaki stop recording. Evet bakın şimdi bu ses kaydımı da dinledim. Eğer beğenmedimse iptal et diyebilirim. Beğendimse save yani kaydet diyebilirim. Kaydediyorum bunu da. İkinci kaydımı da yapmış oldum. Şimdi bir de dedik ki ne yapabiliriz başka? Gene yorum yap kısmından webcam'den bir video alabiliriz. Yani bilgisayarımıza bağlı bir webcam'den veya laptopumuzun webcam'inden direkt buraya tıklayarak izin vererek bir video kaydı alabilirim. Buraya tıkladığım zaman ilkinde izin ver diyebilir. Ona izin verin. Tıklıyorum. Bakın açıldı. Şu an 4, 3, 2, 1 diye devam edecek mesela yine. Ben başlayacağım. Merhabalar. Ben Tamer Pehlivan, Erzurum Edip Somunoluk Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Keyifli Okul Atölyem projelerinin kurucusuyum. Bu projede çalışacak arkadaşlarıma şimdiden çok başarılar diliyorum. Ve onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Herkese buradan selamlar gönderiyorum. Dedim, alttan yine stop recording'e tıkladım ve yükleniyor. Yükleniyor. Gene bunu Yine ben yapacağım. başlayacağım. Merhabalar, ben Tamer Pehlivan, Erzurum Edip Somunoluk Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Keyifli Okul Atölyem projelerinin kurucusuyum. Bu projede çalışacak arkadaşlarıma şimdiden çok başarılar diliyorum ve onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Herkese buradan selamlar gönderiyorum. Dedim, alttan yine stop. Evet dedikten sonra istersen beğenmediğimse iptal edip yeniden videomu çekebilirim ya da save deyip kaydedebilirim videomu. Üçüncü olarak da yüklendi. Şimdi dördüncü olarak ne olacak? Bizim asıl ilgilendiren bu artık. Şimdi burada şu ok kısmından tıklayıp çocuklarımızdan aldığımız videoyu buraya gömeceğiz. Yani buraya yükleyeceğiz. Şöyle tıklıyorum. Burada mesela işte ne demişiz? Pınar Ayhan tanıtım. Mesela bu bizim çocuk videomuz olsun diyelim. 6 dakikalık bir videoydu. Çok uzundu herhalde bu. Başka var mı? Şöyle arşive bakalım. Arşivden belki. Şöyle bakalım böyle. Tam mesela şu diyelim ki şu olsun. Şunu aldım. Bu benim videom. Seçtim. Yani çocuğun bana gönderdiği videoyu buradan seçtim ve aç dedim. Daha sonra bu yükleniyor. Bakın çocuğun videosu, kendini tanıttığı videosu yüklendi. Bunların hepsi sizin adınız ve soyadınızın baş harfiyle gelecek. Ama öğretmenler girdiği zaman sırayla tıklayıp öğrenciler buradan görebilecekler. Evet bakın. Evet böyle. İsterseniz beğenmediyseniz çöp kovasına basıp silebilirsiniz. Dediğimiz gibi tekrardan. Şöyle. Keyifli
Evet. Böyle de çocukların bütün videolarını çektik, burada yükledik. Bütün hepsini bitirdik. Gene yazıyla yaptık, ses kaydıyla yaptık, videoyla yaptık. Dediğimiz gibi telefonla da eğer bağlanabiliyorsanız telefonla da yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra bu kez artık bunu yayınlamamız lazım. Yani linkini alıp paylaşmamız lazım. Ne yapacağız? Şurada sol tarafta 3 tane noktamız var. 3 noktaya tıklıyorum. Bakın burada paylaş kısmı var. Paylaş kısmı. Paylaş kısmına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada bana bir link verdi. Temelde bir link verdi bana. Basic dediğimiz yerde bir link verdi. Şimdi bunu göm dediğin zaman embed kodu verir size. Link dediği zaman şu şekilde verir. Biz link olarak alacağız ve bunu şurada kimlerin erişimi var? Yani bu linke kimlerin erişimi olsun diyor. Şuraya tıkladığınız zaman bakın burada özel diyor. Şuraya tıkladığınızda herkese diyor. Herkes yorum yapabilir. Yani sadece yoruma açık yorum yaptırabilirsiniz. Herkes görüntüleyebiliyor diyor ya da özel diyor. Biz şu özel olanı da seçelim. Özel olanı seçelim. Tekrar şu basic kısmına gideceğim. Yani temel kısmına gidelim. Buradaki bağlantıyı kopyalayalım. Bağlantıyı kopyaladık. Artık bizim kullanacağımız linkimiz bu. Peki bu linki ne yapacağız biz? Bu linki arkadaşlar biz Twin Space sayfamızın tanışma kısmına Twinboard'lar açacağız. Twinboard açacağız ve oraya herkes öğe ekle kısmından girecek. İşte mesela kendi okulun adını başlığa yazacak ve diyecek ki işte atıyorum Maksut Efendi İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin tanışma voice rate'i veya tanışma etkinliği veya kendini tanıtmaları diyecek. Açıklama kısmına bunu yazdıktan sonra altta hani web bağlantısı var ya, en alttaki web bağlantısı. Oradan da web bağlantısına ne yapacak? Bunu yükleyecek. Hatta şöyle gösterelim. Mesela ben aldım bunu. Tabii ben bunu yapmayacağım ama şöyle göstermek için hemen yapayım. Mesela Twin Space'e giriyorum. Twin Space'e girdim. Burada kendi projemizi nerede buldum? Evet, burada sayfalara girdim. Sayfalarda hoş geldinize baktım. Buraya şu an bir Twinboard eklenmemiş. Hemen bir Twinboard ekleyeyim ben buraya önce. Bu sayfaya bir Twinboard ekle. Ne diyorum? Tanıtım linklerinizi, tanıtım linklerinizi Twinboard'a ekleyiniz diye sizler için bakın bir Twinboard oluşturdum. Şimdi siz buraya geldiğinizde öğe ekle kısmına gireceksiniz. Şuraya adınız, soyadınız, Tamer Pehlivan, Edip Somonoy İlkokulu, hatta şöyle şuraya ilimizi de mutlaka yazalım. Erzurum, Yakutiye, Edip Somonoy İlkokulu. Eğer projede bir okuldan birden fazla sınıf varsa sınıfını da mutlaka yazsın. İşte ben yazıyorum 4A sınıfı şeklinde. Açıklama kısmına diyorum ki okulumuzun ya da şöyle diyelim projede görev alan öğrencilerimizin kendilerini tanıtmaları dedim. Tanıtmaları dedim. Evet. Şimdi bakın en altta web adresleri kısmı var. Oraya tıklıyorum. Buradan yapıştır diyorum. Voice eğitimi ve kaydet diyorum. Evet bakın şu anda ben burada bir Twinboard oluşturdum. Artık benim öğrencilerimi tanımak isteyen, bu projede görev alan diğer öğrenciler ya da öğretmenler buraya girip şu linke tıkladıkları zaman bakın ne yapıyorlar? Direkt benim voice eğitime ulaşıyorlar ve burada benim voice eğitimi görebiliyorlar. Tabi buna ulaşabilmek için hani bazen şöyle problemler yaşayacaksınız. Ya işte biz linke tıkladık, link açılmadı, işte şu oldu, bu oldu. Muhtemelen arkadaşlar oturum açıp giriş yapmadığınız için olacaktır. Oturumları açıp giriş yaparsanız, oturum açmadan bu linke tıklarsanız zaten giriş yapamazsınız. Mutlaka oturum açıp giriş yapmanız lazım. Bu da demektir ki hani öğrencileriniz de eğer bunu görmek istiyorlarsa onların da birer kayıt yapması lazım voice rate'e. Anne babalar eşliğinde birer kayıt yapabilirler. Daha sonra bu linkleri kendilerine gönderdiğinizde orada kendilerinin videolarını
izleyebilirler veya diğer tüm ortakların linklerini alıp onlara gönderdiğinizde oradan açıp kendileri diğer arkadaşlarını da tanıyabilirler. Ama dediğim gibi bunu görebilmeleri için mutlaka bir VoiceThread kaydı olmaları lazım. İlk başta yaptığımız kayıt gibi hepsinin birer kayıt yapması lazım. Zaten siz bunları yapacaksınız, siz göreceksiniz. Bunu da belirtelim. Şöyle kapatalım bunu. Evet. Yaptıktan sonra artık herhangi bir şey yapmıyoruz. Yani bu şekilde herhangi bir şey yapmıyoruz. Buradan direkt çıkışımızı yapabiliriz. Şu çarpıya basarız. Şuradan. Sonra tekrardan şu seçenekler kısmından bu VoiceThread'i silebilirsiniz. VoiceThread'i kopyalayabilirsiniz. Ya da şu yukarıdan direkt oturumu kapat diyerek buradan çıkış yapabilirsiniz. VoiceThread'den çıkış yapabilirsiniz. Bu şekilde bir VoiceThread oluşturmuş oldunuz. Bunu öğrencilerin tanıtma etkinliğinde kullanacağız. Bu şekilde öğrencilerinizden önce birer tane video çekmelerini isteyin. Kendilerini tanıtan kısa birer video tanıtmalarını çekmelerini isteyin. Onları size göndersinler. Ama öncelikle siz kendinizi video olarak tanıtacaksınız. Bakın yazı istemiyoruz. Ses kaydı istemiyoruz. Burada mutlaka hepinizin birer video kaydıyla katılmanızı istiyoruz. Öğretmen ve öğrencilerin. Buna göre de öğrencilerinizden siz videolarınızı isteyin. Zaten kendi videonuzu da isterseniz öncesinden oluşturup gene Oktan yükleyebilirsiniz. Ya da direkt canlı olarak VoiceThread içerisinde canlı olarak çekip yükleyebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar, keyifli çalışmalar diliyorum. VoiceThread'leriniz oluştuktan sonra da TwinSpace sayfasına yüklemelerinizi bekliyorum. Kolay gelsin.